Memnunlar Haber kanalından hepinize iyi bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 14 Aralık 2020. Bugün yaptığımız sizlere 3. bir video oldu. 3. videonun hepsinde de konular aynı, ayın 14'ünde yatan maaş ve tediyeler. Arkadaşlar 3 videomuzun konusu da aynı. 1. videomuz maaş ve tediyeler yattı ama hatalı maaşlar var idi. O videoyu bu videonun sonuna ekliyorum. İzlemediyseniz izleyin. 2. konumuz ayın 14'ü maaş yattı ama maaş kesintileri birbirini tutmuyor idi. O videoyu da bu videonun sonuna ekliyorum. O videoyu da izleyin. Bugün maaşlarla alakalı 3. videomuz bu arkadaşlar. Herkesin sorusu var. Herkese yetişmeye çalışıyoruz. Herkese cevap vermeye çalışıyoruz. Gelelim günün 3. videosuna. Maaşım az yatmış neden? Evet arkadaşlar. Gelelim 3. konumuza. Maaş az yatmış neden? Arkadaşlar, mesaj kutumuza ve videoların altındaki yorumlara istinaden bu videoyu yapmak zorunda kaldık. Geçen yılda Aralık ayında birçok mesaj almıştık. Maaşımız az yatmış, neden böyle olmuş diye mesajlar gelmişti. Bu yılda aynı değişmedi. Neden böyle oldu arkadaşlar? Bildiğiniz üzere son aya girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. 2020'nin son ayı, 12. aydayız ve çoğu elimizde çalışan işçilerimiz %27'lik vergi dilimine girdiler. %20'den %27'ye çıktınız arkadaşlar birçoğunuz. O yüzden maaşlarınız düştü arkadaşlar maalesef. Örnek verirsek kendi elimizde %20'den %27'ye girdiğimiz için net maaşım 230 lira azaldı. Ayrıyeten sosyal yardım 272 lira yatması gerekirken vergi dilimi yükseldiği için 247 lira yattı. Yemek parası da günlük net 9 lira iken %27'lik vergi dilimine girdiği için 8 lira 20 kuruşa geriledi. 12 lira düşük yattı. Yani toplamda bir işçinin maaşı 267 lira az yattı arkadaşlar. Tekrardan örneği vereyim. %20'den %27'ye giren bir işçi için maaş 230 lira azaldı. Örnek verelim. Sosyal yardım 270 lira yatması gerekirken vergi dilimi yükseldiği için 247 lira yattı. Yemek parası günlük net 9 lira yatması gerekirken %27'lik vergi diliminden 8 lira 20 kuruşa geriledi. 12 lira düşük yattı. Yani toplamda bir işçinin kabaca toplamda 267 lirası az yattı. Bazı illerimizde ise bu daha önceki bugün yaptığımız 3. video demiştim bu. 2 videoda da bahsettim. Maaşlar bazı illerde bugün yatmıyor arkadaşlar. Ayın 15'inde yatıyor. Aynı memurlar gibi. O yüzden halen maaş yatmayan illerdeki işçi arkadaşlarımız benim maaşım yatmadı. Benim hiçbir şeyden haberim yok diyebilir. Bazı illerimizde ise sosyal yardım yatmış, yol ve yemek parası yatmamıştır. Bu da bir dipnot. Maaşında eksiklik olduğunu düşünen bu bilgilere rağmen benim maaşım %27'lik vergi dilimine girmedi ya da %27'lik vergi dilimine girse bile bu kadar düşmemesi lazım diyen arkadaşlarımız varsa son 2 ayın maaş bordrosunu görevli muhtemetlere gidip isteyip karşılaştırma yapsınlar arkadaşlar. Yani son 2 ayın hem bu ay hem de geçen ayın maaşlarını muhtemetlerini alıp çıktısını alıp muhtemetlerine sorsunlar, karşılaştırma yapsınlar. Evet, maaşlarla alakalı çektiğim 3. video bu arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz sağda ve solda 2 video var. Bu 2 videoyu da bugüne ait, bugünün videoları. 2 videoyu da izlemediyseniz izleyin. Kafanızdaki tüm soru işaretleri bitmiş olur diye düşünüyorum. Elimizden geldiğince bütün detayları vermeye çalıştık sizlere. 2 video ekranda izleyin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizler için video yapmaya devam ediyoruz anı anı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. 2 videoyu da izleyin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.